Ama mı? Bir dakikadan az var, patlayabilir. Çabuk Bahar, çabuk! İçine bir şey yerleştirmişler. Nasıl ya? Bomba yerleştirmişler, onu çıkarmamız lazım. Yapabilecek misin? Yapacağım. 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 Hadi hadi hadi. Alo Bahar! Aşık! Alo! Bahar! Ne oldu Yavuz? Komutanım Hafız. Bir şey yaptılar. Çolak kaçacak. Bir şey yaptılar. Acil çıkmamız lazım. Keşan, bizimle geliyorsun. Yok, açmıyorlar. Bas Yavuz, bas. Kaçırmayalım şu herifleri. Kaçırmayacağız komutanım. Komutanım şu sağdan girelim. Kestirme var orada. Ne kadar kaldı? Komutanım, bir kilometreden az kaldı.
Hadi herkes çıkaralım. Keşan mı? İnanmıyorum ya. Herifi elimizden kaçırdık. İnanmıyorum. Nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Biyolojik silah dediği bu değilmiş. Bu başkaymış. Kaçmak için hazırlamış bunu. Nasıl anlamadık? Komutanım. Komutanım acele etmemiz lazım. Hafızı çıkartmamız lazım buradan. (Gülüyor)
komutanım. Hafız, iyi misin oğlum? Zafer. Emredin komutanım. Burada her şey yolunda. Hafız'ı aldık. Siz ne durumdasınız? Profesörü ve doktoru aldık, geliyoruz. Hazırsanız helikopteri yollayacağım. Hazırız komutanım. Hadi gidiyoruz. Eylem. Geçti. Hadi. Her şeyi aldınız mı? Her şeyi aldık komutanım. Başka kaldın mı bu biyolojik zımbırtılardan? Buradakilerin hepsi buydu. Başka bir yerde daha mı var? Evet, yola çıktık, var. Nerede? Nasıl? Bilmiyorum. Sen zaten bizim elimizdesin. Çolak kime yaptıracak ki bunu? Elbet bulur birini yaptıracak. Bindin şunları arabaya. Geç, geç. Yanına kalacak gerizekalı. نوصل اصبروا باقي شوي صبر شو مانك شايف حالتنا رح نموت هون يا زلمه قلت لك اصبر يا مارا اذا اكتفي اكثر ببرك هون والله Her şey planladığımız gibi gidecek. Hiçbir değişiklik olmayacak. Nasıl olacak? Eve baskın yaptılarsa tüplerin hepsini almıştır askerler. Onlar sadece numuneydi. Asıl malzeme çoktan yola çıktı bile. Bütün grupları ara. Tek tek haber ver. Benden haber beklesinler. Bu iş çok büyük iş. Ya olacak, ya olacak. Ulan. Götürüyorsunuz bizi. Ben hapse girmek istemiyorum. Hapse mi? Hapis başınıza geleceklerin yanında bodrum tatili gibi kalır. Ne? Bakın, bildiğim her şeyi anlatırım. O insanları nereye götürdüklerini biliyorum. Kapa çeneni! Sen bir sus! Sen de anlatmaya devam et. Sığınmacıları kandırıyorlar. Onlar da Avrupa'ya gideceklerini sanıyor. İçlerine biyolojik tüpleri dolduruyorlar. Anlat. Sonra? İçlerinden biyolojik tüpleri alıp hepsini öldürüyorlar. Sen ne diyorsun ya? Nerede oluyor bu? Karabayır'da mı? Dün Suriye'den yola çıktılar, 25 kişi. Bugün varacaklar. Ne
oldu? Komutanım bunlar bir şey anlatıyor. Sakın çeneni açma. Sen de bana anlattıklarının aynısını komutanıma anlat. ليش وقفنا؟ هلا أوروبا تاخذونا البخرة. البخرة جاهزة. أول شيء سلموا كل شماقن رح ينحل. يلا يلا. زوجي كثير تعبان، لازم حدا يساعده. ياردم ادم لوشنا. جوا في دكتور. من شانه رجل. الله ياخذك انت والدكتور. ايه هزر ميز دكتور biz hazırız. Elinizi çabuk tutun. Malları hemen almamız lazım. Ortalık karışık. Merak etme sen. Getirin birini. Hadi. Yatırın şöyle. Açın üstünü. Mekanı söylediler mi? Evet, fazla uzakta değil. Yetişebiliriz. Tamam, bekle bir. Komutanıma arz edeyim. Tamam. Ne olmuş? Komutanım, sığınmacıların içine biyolojik tüpler yerleştirmişler. Çolağa gidiyormuş. Mekan yakınmış. Başka birilerini gönderelim. Bitkin durumdalar. Uykusuzlar, yorgunlar. Komutanım siz gitmeyin diyor. Yorgunlardır dedi. Biz yakınız, idare ederiz. Masum insanları öldürecekler. Bir şey yapmamız lazım. Biraz daha uykusuz kalırız. Tamam. O zaman yanına Fethi'yi, bir de bir başka birini daha al. Kalanlar da doktoru ve diğer adamı helikopter noktasına getirsinler. Emredersiniz komutanım. Avcı, kurtarın. Gidiyoruz. Ne kadar sürer? Tarif ettiği yer şurası. Eğer koşarsak 45 dakika sürer. Tamam, acele edelim. Avcı, dayanabilecek misin? Sorun mu komutanım? Yalnız neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Mühimmatımız yeterli olur mu? Komutanım. Bunları da alın. Adamları sağ salim götürün. Emredersiniz. Hadi. Görüşürüz. Biz gidiyoruz. Helikopter seni alaya götürecek. Sen nereye gidiyorsun? Görev çıktı. Gitmemiz lazım. Bu adamlar olduğu sürece başımızdan bela eksik olmayacak bizim. Tamam, dikkatli ol. Ya Fatma abla, bari yarısın niye? Yok kuzum, sağ ol. Allah canım istemiyor. Neden sürekli bir problem içerisindesin? Bana hesap mı soruyorsun? Hayır. Sadece sana güvenmek istiyoruz.
Ama nedense senin başına hep bir timle belaya giriyor. Eğer eylemi gerçekleştiremeyeceksen başka birini bulabiliriz. Bak şimdi. Beni iyi dinle. Ben sizin maşanız değilim. Ortağınızım. Eğer benimle ortaklığı bozmaya karar verirseniz bedelini de ödersiniz. Bu bir, iki. Bu meseleyi daha önce konuştuk. Halledemeyeceğim bir şey değil. Bundan sonrası kişisel. Konuşmak uygun düşmez. İyi de bizim işimizi baltaladığında bu kişisel bir problem olmaktan tamamen çıkıyor. Hiçbir şeyin baltalandığı falan yok. Plan tıkır tıkır işliyor. İlk parti malzeme elime varmak üzere. Tamam. O zaman eylemi bir müddet öne almakta bir sakınca yok. Ne kadar öne? Planlanandan bir ay öncesi. Çok yakın bir zaman. Her şeyin yolunda olduğunu ispatlamak için süper bir fırsat bence. Tamam, bana uyar. Elimizdeki en iyi profesörü aldılar. Kim hazırlayacak? Önemli değil, başka birini buluruz. Profesörden çok ne var? Aydan Karakurt ismine bir bak. Dünyaca ünlü bir biyolog. İstediğin şeyi o verebilir. Tamam. Ben ilgilenirim. Güzel. Senden haber bekliyoruz. Güzel. Bekleyin o zaman. Sürekli. Merak etme.
kadıncağız öldü meraktan ya. Durum ağır. Siz de gidin, Fatma'yı yalnız bırakmayın. Ona destek olun. Hadi. Hadi bizimkiler sizi götürür. Hani iyiydi? Hani taş gibiydi? Bir asker ya şehit olmuştur ya da aslan gibidir. Adam yaralı. Kötü durumda. Hiçbir şey olmaz. Nazlı. Hadi gidiyoruz. Komutanım, biz de mi gitseydik? Hafız yalnız değil, merak etmeyin. Bunu da atlatacağız inşallah. Hadi siz de biraz gidin dinlenin. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Ne yapacağız bu gazeteciyi? İstihbarat alacak, sorgulayacak. Bizimkiler ne yaptı acaba? Adamın bahsettiği kamyon bu. Plakası da doğru. Sayıları az değil. Tahminimce 7-8 kişi varlar. En sevdiğim. Öbür türlü zevki çıkmıyor zaten. Şerefsizler. Fazla geç olmadan girelim. Komutanım. Destek beklemeyecek miyiz? Siz varsınız ya kardeşim. Doğru. 7-8 kişi için destek istersek gülerler bize. Kurtdeli, sen benimle gel. Avcı, sen burada kal. Evet için bir kere, hayır için iki kere göz kırpacaksın, anladın mı? Yoksa beynini dağıtırım. İçeride kaç kişi var? 5. 6 mı? 6. Hepsi silahlı mı? Sığınmacılar içeride mi? Kurtdeli, bağla şunu. Thank you.
Bu ne ya? Her yer kan lekesi. Kaçıyorlar. Çık çık çık. Sığınmacılar nerede? Kamyondadırlar. Belki de indiremeden yetiştik. Geç kalmışız. Geç kalmışız. Sakin ol amca. Kurban olayım, bir şey söyle. Ali Aydar iyiydi. İyi olacak. Ama ameliyat hala devam ediyor. Hepsi benim yüzümden oldu. Bunca derdin arasında bir de ben dert oldum. Fatmacığım, ama ne konuşmuştuk? Kendini suçlama artık lütfen. Ya bak Fatma abla, hem Bahar da iyi olacak dedi. Hadi gel biz biraz oturalım. Gel şöyle. Efendim yavaş. Nasılsın? Hafız nasıl oldu? Hala ameliyatta. Durumu biraz kritik. Sen nasılsın? İyi misin? Biliyordum, saklamana gerek yok. Birinin karnından bomba çıkardın sen. Binlerce insanın canına kıyan bir teröristi aynı yerde nefes aldın. Yanında insanlar öldü. Bunlar herkesin kaldırabileceği şeyler değil. Biliyorum. Biliyorum ama çok zor. Zor olduğu için buradasın, unutma. Kolayı herkes yapar. İyi insanlar zorluklarla mücadele etmek için vardır Bahar. Sen de iyi birisin. Tamam. Tamam ama bu... bu çok fazla. Allah dağına göre kar verir. Yavuz. Çok sağ ol. Nasıl yaptınız lan bunu? Nasıl koydunuz lan bunca insana? Leşmişsiniz lan insanları. Kalk, kalk. Bak lan şuna, bak. Allah rızası için. Lan sizde hiç insanlık yok mu? Ha? Sizde hiç şeref, haysiyet yok mu? Lan onlar yok. Sizde hiç vicdan da mı yok lan? Ha? Bir gram lan. Bir zerre lan! Ne yapayım şimdi lan ben sana?
Ne yapayım lan ben sana? Ne yapayım sana ben? Ha? Geberteyim ulan seni! Geberteyim ulan! Geberteyim lan seni! Allah belanı versin! Bırak oğlum. Komutanı bırak! Bırak komutanı! Bırak tamam, bırak. Kurtlarını bırak beni! Kurtlarını! Tamam oğlum bırak! Abi! Tamam. Bırak beni abi! Tamam hasta, tamam. Abi bırak geberteyim. Burada yaşayan biri var. Burada yaşayan biri var. Ver komutanım. Kurtarı. Ver. Su falan verin. Mataramda var. Mataramda var. Kullon. Matum. Hepsi öldü diyor. Duyuyorum gidiyor. Üvey ne? Üvey ne? Lütfen. Akıl. Yemken fiyene sağdım. Her saat. Her saat. Hasan. Ferzat Hasan. Minahat. İsmi Hayat. Hayır, 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 hayır. 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 Öyle ölme, ölme. Dur, ölme. 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 Özel kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeğidir. Bunu da en iyi bilenlerden biri benim. Ve sizleri burada misafir etmekten gurur duyuyoruz. Sağ olun komutanım. Ancak özel kuvvetler askeri de olsanız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emir ve komuta zinciri vardır. Şimdi söyleyin bana. Çolak elinizde miydi? Evet. Bunu bağlı olduğunuz üstlerinize bildirdiniz mi? Hayır. Neden? Komutanım aslında olayın baş aktörü... Yavuz. Ben öyle emrettim. Askerlerim çolağın adamlarının elindeydi. Çolağın durumunu üstlerime bildirseydim... ...çolak avantajlı duruma geçecekti. Onu vermeden... Askerlerimi kurtarmak istedim. Bunu başardınız. Ama çolak kaçtı. Maalesef. Durumu grup komutanıma arz ederim. O gereğini yapar komutan. Bence de doğrusu bu. Erdem, sen çok iyi bir askersin. Sağ olun komutan. Yavuz sen de öyle. Sağ olun komutan. Başınıza bir iş gelsin istemem. Ama... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de halel gelsin istemem. Komutanım, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tek bir laf geleceğine... ...emin olun komutanım da ben de kafamıza sıkmayı tercih ederiz. Ben etmem. Ne laf gelsin, ne de siz böyle bir durumda kalın. Hiçbirimiz hatasız değiliz. Ama risk alınması gerektiği zaman bundan kaçınmayız komutanım. Sonucu ne olursa olsun, üniformamız dahil. İnşallah bunu da hep beraber atlatacağız. Ben her türlü arkanızdayım. Üniformam da dahil. Komutanım. Neden yaptınız bunu? Sen altındaki askerleri satar mıydın? Hayır. Ben de. Nasıl
kaçırdık anlamıyorum. Dip dibeydik, burun burunaydık. Delireceğim. Sıkma canını. O herif eninde sonunda bizim. Hastanın yakınları mısınız? Eşiyim ben. Ameliyat başarılı geçti. Hayati tehlikeyi atlattı. Geçmiş olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun yarabbim. Komutanım, canın acıyor mu? Acıyor. Üfle bari biraz. Ne yapıyorsun oğlum? Hasta mısın ya? Üfle dedin komutanım. Yap hadi. Abi, bu hangi Nazlı? Erdem Yarbay'ın kızı Nazlı mı yoksa? Saçmalama lan. Ne Erdem Yarbay'ı? Alo? Dayı oğlu ne haber ya? Dayı oğlu mu? İyi ya, ne olsun bizde. Arkadaşlar var, oturuyoruz hep beraber. Bekliyoruz işte. Açılsın kapılar, başlasın çatışmalar. Bizim hayatta böyle, ne yapacaksın? Ateş, ne oluyor ya? Arkadaşlar var ya, oturuyoruz diyorum. Sesim gelmiyor mu? Alo, alo. Benimle konuştuğunu anlasınlar istemiyorsun. Yani doğal olarak tabii ki. Ali Haydar abi ameliyattan sağ salim çıktı. Ay maşallah maşallah. Allah analı babalı büyütsün ya. Ne koymuşlar çocuğun adını? Eşeğini koymuşlar. Ana ne güzel isim. Müsait olduğunda konuşuruz Ateş. Kapattım ben. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim Süleyman dayı dükkan açmış. Ya çok temiz kalpli adamdı var ya. Çok mutlu oldum duyduğumda. Çocuklarıyla işletir beraber artık. Çok selam söyle tamam mı kardeşim? Ben gelince hepinizin yanına uğrayacağım. Çok öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Hadi dayımın oğlu. Hadi. Şşş. Sen ne işler çeviriyorsun? Ne işler çeviriyorum? Bak gebertirim seni ha. Komutanımın kızına mı yazıyorsun lan? Oğlum dayımın oğlu aradı diyorum sana. Ne komutanı ne kızı? Nazlı ne peki? Adamın adı Nihat Azlı. Nokta koymayı unutmuşum. Ondan öyle okunuyor. Allah Allah. Noktayı unutmuş. Yalnız sesi de biraz tiz geliyordu sanki. Yani bir insanın sesi tiz olamaz mı? Siz nasıl insanlar oldunuz ya? Ne içiniz fesat ya? Komutanın kızıymış yok, devenin nalı. Sızım. Fatma'm. Sen benim yanımdasın ya.
Arımsızım olur mu? Ali Aydar. Hı. Ben sana çok mahcubum. Affedebilecek misin beni? Hangi konuda? Şu boşanma konusu. Hangi boşanma konusu? Fatma. Canım. Sık diş. Görürsün bak. Rabbimin izniyle bir evlatımız olacak. Kısmet. Ne yapalım? Olmazsa da Allah'ın bir bildiği vardır. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Olanları duyduk. Sorma ya. Merak etme kardeşim. O çolak elbet elimize geçecek. İnşallah. Ya komutanım, bir maruzatım olacaktı. Söyle. Yarın anneler günü malum. Ben de bayağıdır görmüyorum annemi. Her telefonda ağlıyor kadıncağız. Bir izin alsam olur mu acaba? Yavuz Usta eminim varsa dersin. Eğer uygun görürse Erdem Yar benden izin ister senin için. Tamam komutanım. Verir verir. İzin verir. İnşallah abi. Ne yapıyorsunuz? Şimdi geldik komutanım. Rahat. İyi, biraz dinlenin. Bu arada Ankara ile konuştuk. Çolağın biyolojik silah tehdidi çok ciddiye alınıyor. 24 saat teyakkuz halinde olacağız. Sıkıntı yok komutanım. İyi. Başka bir şey var mı? Ne oldu Keşanlı? Komutanım, Feyzullah kardeşimiz bir şey arz etmek istiyor. Söyle Feyzullah. Komutanım, yarın anneler günü ya. Hı. Ben Yavuz Üstemen'e bile soracaktım ama... bir gidip görsem müsaadenizle. Oğlum ben sana ne anlatıyorum? Sen bana ne anlatıyorsun? Adamlar binlerce insanımızı tehdit ediyor. Sen hala ne derdindesin? Özür dilerim komutanım. Senin annen özel kuvvetlerde olduğunu bilmiyor değil mi? Hayır komutanım. Yavuz'la konuştum. Yarın sabah ilk uçakla git. Anneni gör gel. Bu ne komutan? Telefon faturası. Görmüyor mu lan uçak bileti? Çok sağ olun komutanım. Dur tamam. İyi siz de toparlanın. Ufak bir işimiz var. Yavuz bekliyor. Emredersiniz komutanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bizimki? Kendine geldim. İyi şimdi. Gel bakalım. Sen nasılsın? Sıkıntılı. Yarın sabah İstanbul'a gidiyorum. İfade vereceğim. Elinden bir şey gelirse yapmaya hazırım. Sağ ol.
Paşalar gibi bakılıyor bizimkine. Elimden geldiğince. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk aslanım. Nasıl gidiyor? İyiyim çok şükür. Yarın öbür gün çıkarım inşallah. Yarın öbür gün? Evet. Oğlum göğsünden mermi yedin. İçinden bomba çıkardılar. Ne çıkmasından bahsediyorsun sen? Vallahi toparlanman en az bir ay sürer. Bir ay mı? Bir ay. Komutanım bir ay. Dur, dur, dur. Dikişlerini patlayacaksın, dur. Çocuklar nasıl? İyiler mi? İyiler. Ben de onun için geldim. Aslanım benim, nasılsın? Gaziliğin mübarek olsun. Sağ olun komutanım. Hepimizin gaziliği mübarek olsun. Diğer aslanlar da burada. Sana küçük bir sürprizleri var. Son 2, 3, 4. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım. Ah bu çile çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Kadın bu. Birazdan gelecek. Binaya girmeden almamız lazım. Tamamdır. Geliyor. Sabah 8'de alırsın beni. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi, bırakın beni. Bırakın. Kimsiniz siz? Bırakın. İmdat. Ya. Polis geliyor. Kadın alıp kaçalım çabuk. Bırakın beni ya. Bırakın. Durun. Teslim olun. Bırakın. Hanımefendi, iyi misiniz? Sağ olun. İyiyim. Siz iyi misiniz İyiyim. Efendi? Selam. Otelde bulamadım seni. Burada olduğunu tahmin ettim. Otursana. Olanlardan sonra merak ettim seni. Bütün gün sorguda aynı soruları sorup durdular. Yani unutmaya çalışıyorum desem mümkün değil, unutamıyorum. Daha çok yeni. Henüz bünyen unutmaya müsait değil. Aylarca rüyanda görürsün. Nefes alamadan uyanırsın. Ondan sonra hayat sana yaşadıklarını unutturmaya çalışır. Ta ki daha kötülerini yaşayana kadar. Daha kötü ne olabilir ki? Az kalsın seni vurmak zorunda kalıyordum. Az kalsın benim yüzümden ölüyordun Eylem.
Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Hayatım boyunca bana ateş etmeyen, düşmanlığını belli etmeyen kimseye ateş etmedim ben. Beni öldürmediler ama seni öldürürlerdi. Bizi eğitirken ne zaman yaşayacağımızı, ne zaman öleceğimizi de öğretiyorlar. Merak etme. Bak özür dilerim, tamam mı? Yaptığım şeyin doğru olmadığını biliyorum. Ama sen de beni anla lütfen. Görüştüğün adam, Çolak, nasıl bir manyak olduğunu gördün. Ya neyse boş ver. Yani olanları geri alamayız zaten. Senin görevin buydu. Benim görevim bu değildi. Benim görevim Çolak'ı yakalamaktı. Yakalayamadınız ama. Eninde sonunda yakalayacağız. Umarım. Anneciğim ben yarın sabah İstanbul'a geliyorum. İfade vereceğim. Davet mi? Anne ne daveti ya? Bak ben bütün işlerimi halledip hemen geri döneceğim, tamam mı? Tamam hadi konuşuruz. Aslında ben de gelseydim iyi olurdu. İnsan özlüyor değil mi? Merve'yi ziyaret ederdim. Ya Yavuz, ben sana bir şey soracağım. Yani çok özel olmayacaksa. Hani o gün Çolak bir şeyden bahsetti ya. Annenle babana ne oldu? Hiç. Hiçbir şey. Sırlarla dolusun Esma. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü hiç kestiremiyorum. Geçmiş olmayan bir adam gibisin. Bir geçmişim var. Konuşmaktan hoşlanmıyor. Sen de bir insansın. Robot değilsin ki. Senin de duyguların var. Senin de bir iç dünyan var. Yani iyi para veren biri olursa satmayı düşünüyorum, aklında olsun. Vallahi bence film haklarını çoktan sattın. O zaman bir çay içelim. İçelim. Biri açık olsun. Vay. Cemal Süreyya'yı tanımıyorum sanma. Şu an çok kötü yakalandım. Efendim? Komutanım, harekat merkezindeyim. Erdem Yarbay'ım çağırdı. Gelişmeler var. Acil buraya gelmeniz lazım. Tamam, hemen geliyorum. Tahmin ediyorum çok acil işin çıktı. Neyse, bir dahakine makilerin orada buluşuruz. Anlaştık. Sen ne yapacaksın? Hala kararlı mısın Karabayır'da kalmaya? Bilmiyorum ya. Yani hayatımın fırsatını kaçırdığıma göre şimdi daha büyük bir bomba patlatmam gerekecek. Vazgeçmeyeceksin yani. Benim de görevim bu. Sen bilirsin. Ben de ayrılmadan haber verirsen sevinirim demeye geldim. Çolak'ın evinde işimize yarar bir şey görmüşsündür ya da duymuşsundur diye. Yok yani hiçbir şey görmedim. Görsem söylerdim zaten. Sen yine de
Ayrılmadan haber ver. Güzel kitap. Sevgilin mi? Evet. Fransa'da mı yaşıyor? Neyse canım, beni ilgilendirmez. Görüşürüz. Fethi yapma sakın. Bir kez daha bunu kaldıramazsın. Yapma, 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 yapma. Fethi, iyi misin? Bilmem. İyi geceler. Bir dakika. Beni düşündüğün için çok sağ ol yine de. Ayrıca Ali Haydar için de çok üzgünüm. Sakın kendini kaptırma. Sakın aşka yenilme. Bir daha başını belaya sokmazsan sevinirim. Ben hayatımı böyle kazanıyorum. Başını belaya sokmayacak bir iş bul. Beyler, iki meselemiz var. Birincisi Aydan Karakurt. Seni dinliyoruz Yas. Az önce İstanbul'dan aradılar. İki kişi Aydan Karakurt'u kaçırmaya kalkmış. Adamlardan biri sabıkalı.
Çolak'la irtibatta olduğuna eminiz. Çolak bu kadını mı istiyor yani? Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Kadın NATO bünyesinde çalışmış. Dünyadaki yetkin isimlerden biri. Kadında yok yok. Nükleer, biyolojik, kimyasal, radyolojik silahlar konusunda uzman. Hatta dünyanın en iyilerinden. Elindeki adamları bize kaptırınca arayış içine girdi. Aynı zamanda kadın bayağı faal. Yardım kuruluşları falan. İstihbarat korumaya aldı mı? Pek sıcak bakmıyor. Kendisinin haberi yok ama biz yine de korumaya aldık. Üstelik yarın bir davete katılacak. Ve davet saldırıya oldukça açık. Biz orada olamıyor muyuz? O ne demek? Üsteğmenim Hakkı Komutanım. Eğer biz orada olursak mani oluruz. Ve çoluğa yakalama fırsatımız da olur. Evet. Çolak bizim işimiz. Tamam. Ben üstlerimle konuşurum. Onay alırsak neden olmasın? Ben de bizimkileri ikna ederim. Sıcak bakacaklardır. Sonuçta ortak meselemiz. Tamam. Ben de Ankara'ya ulaşayım. İkinci meselemiz? Ferzat Asun. Meşhur insan kaçakçısı. Avrupa'ya götüreceğim diye insanlara umut satıyor. Sonra da içlerine biyolojik tüpler yerleştiriyorlar. Sınırı geçince de profesör onları patlar hale getirecek. Komutanım, yerlerini tespit etmek üzereyiz. Tespit eder etmez tepelerine bineceğiz. Tamam. Yavuz, ben İstanbul işini konuşurum. Benden haber bekle. Emredersiniz. Günaydın arkadaşlar. Sol! Geriye! Dön! Hepiniz bu ülke için canı pahasına mücadele ediyorsunuz. Yemiyorsunuz. İçmiyorsunuz. Uyumuyorsunuz. Ve bundan da mutluluk duyuyorsunuz. Bu güzel günde, anneler gününde hepiniz ananızdan babanızdan uzak burada görev ve vazife başındasınız. Sizinle gurur duyuyorum. İnanın bana, analarınız, babalarınız da sizinle gurur duyuyor. Ya da isterseniz kendiniz görün. Geriye dön! Dikkat! İleri! Bak! Beş adım ileri! Marş! El öpülecek! Sarıl, kokla, atış serbest. Kız sen ne geziyorsun burada? Gel bakayım. Anam, anam. Ulan ben bırak beni senin. Etir yerime mi diyorumsa? Allah'ı ısırmadan bırakmam anam. Ulan etme diyorumsa, komutanım. Ha bu deliye bir şey deyin de. Ben girmem artık aranıza. Ne yapıyorsanız yapın. Aman benim ya. Bu arada bu Güler ablanızın aklına geldi. İsterseniz ona bir teşekkür edin. Teşekkür ederim ablacığım ya. Allah razı olsun. Helal olsun. Size helal olsun. İyi gördüm maşallah.
Ateş nerede ya? Ateş, seninkiler nerede? Ben bir anadan doğmadım Nazlı Hanım. O ne demek ya? Beni leylekler getirmiş. Annen baban yok mu? Vardır herhalde. Neredeler peki? Bilmem. Öldüler mi? Yıllardır belki de. Bildiğim tek şey yeş gelmedikleri. Ya. Kusura bakma ya, ben bilmiyordum. Seninkiler de gelir sanıyordum. Yıllarca ben de öyle zannettim ama gelmediler. Gelmeyecekler de. Üzdüm bir ateş açar. Üzülmeyin Nazlı Hanım. Kimseye faydası olmuyor. Affet beni annem. Yanında olamadığım için affet. Söz geleceğim yanına. Çıkaracağız bugünlerin acısını. Sulayım mı abi? Sula bakalım. Hanım, ne bekliyorsun yine sen orada? Bugün anneler günü ya. Kesin arar Feyzo. Zaten her gün 3 kere aramıyor mu be kadın? Bugün 4 kere arar. Anneler günü diyorum ya. Hayır olsun inşallah. Anacığım. Anneler günün kutlu olsun. Anne! Baba! Oğlum sen mi geldin? Ben geldim de annem gitti. Oğlum sana kaç kere dedim şöyle sürprizler yapma diye. Al işte küt dedene gitti kadın. Hanım. Ne bileyim böyle olacağını. Hadi kaldır da içeri götürelim şunu hadi. Anneciğim. Hanım anneciğim. Gel. Gel. İyi misin hanım? Gel. Hadi gel.
Hadi gel. Hanım. Gel gel. Öp hadi ananın elini. Teyzeciğim merhaba. Anacığım bak bu da senin evladın ha. E ya ne olacaktı? Evladım tabii. Ha bunun tipi bizim oraların uşaklarına benzeyi. De bakayım bana nerelisin sen? Tam kestiremiyorum ama kemik yapımı Güney İtalya insanına benzetirler. Güney İtalya mı? Hadi lan oradan. O zaman senin baban Keşan'da. Yo. Keşan'da doğdun. Yo. Oğlum annen Karadeniz'i sana niye Keşan'ı diyorlar o zaman? Keşan'ı seviyorum oğlum ben. Rahatsız. Buyurun komutanım. Yavuz, İstanbul'da mısın sen hala? Evet, annemin kabrinden çıktım. Merve'ye geldim şimdi. İyi yapmışsın. Düşünüyorum da sevdiklerimin sayısı yer altına daha fazla komutanım. Tekrar başın sağ olsun. Sağ olun. Buradan da havalimanına geçeceğim şimdi. He dur, İstanbul'dan gelme. Bu Aydan Hanım'ın koruma işini bize aldık. İstihbarat ve bizim komutanlar olayı biliyor. Hatta bizzat bizim yapmamızı istemişler. Orada istihbarat bize her türlü yardım yapacak. Çok iyi. Çolak bir şey yaparsa karşısında bizi bulacak. Mücahit'i, Ateş'i, Fethi'yi göndereceğim. Tamamdır komutanım. Arkadaşlar. Zafer. Fethi, Ateş, Mücahit, gelir misiniz? Emredin komutanım. Emredin komutanım. Mücahit, Ateş, Fethi. Özel bir görev emri geldi. İstanbul'a gidiyorsunuz Yavuz'un yanına. Emredersiniz. Emredersiniz. Zafer, sen de timini topla. Hazırlansınlar. Ferzat'ı bulduk. Emredersin komutanım. Maalesef buraya kadar. Ailelerinizle vedalaşın. Çok iyi gördüm yavrum benim. Allah'a emanet. Dur. Yut yut yut. Oh. Tamam hocam. Feyzo'm, sen o kızı da aramadın mı? Fırsatım olmadı ki anne. Olsun, ararsın. Al. Al ye annem. Ye. O anne. Çatlayacağım ama artık. Olmaz bir şey. Ya bir rahat bırak çocuğu boğacaksın. Rahat bırak. Ya sen karışma. Ye yavrum. Ye annem sen daha bu annenin doğmasını nerede bu? Efendim? Tamam komutanım hemen çıkıyorum. Ne oldu annem hemen çıkıyorum. Anne benim çıkmam lazım. Acil görev çıktı. Ne göreviymiş bu turizm jandarmasına? Bizim oraya İngiltere kraliçesi geliyormuş. He.
taksi kadındır. Sen bilmezsin bu İngilizleri. Komutanımın kesin talimatı var. Bütün askerleri vazifeye çağırıyorlar anne. Allah, boyunu devirsin o kadının. Ne istedi şimdi benim oğlumdan? Az dur, az dur. Az dur bundayım. Dur be kadın, dur. Öldüreceksin çocuğu. Hadi anneciğim, söz. Bir dahakine daha uzun kalacağım, tamam mı? Hiç olmadı ki babacığım, böyle. Hadi oğlum. Görüşürüz. Anneciğim. Of. Of. Bir öpüp koklayamadan gidiyorum. Hadi anneciğim. De haydi hadi. Özlemişim be. Baba ben sevmiyorum İstanbul'u ya. Ben şehir sevmiyorum aga. Bana böyle dağ olacak. Gökyüzü yorganım, kayalar yastığım olacak. Bu ne lan her taraf bina? Ya komutanım. Şöyle işimiz erken biterse Boğaz'da çok güzel bir gece kulübü biliyorum. Gider miyiz? Kapıdaki arkadaşım da komutanım. Bir merhaba deriz diye dedim belki. Demeyiz. Demeyelim komutanım. Zaten çocuğu da pek sevmiyorum ama öyle buraları görünce aklıma geldi işte. Yalnız komutanım hazır Boğaz'dayız. Bir balık yeriz değil mi? Yemeyiz. Çok isabetli bir karar. Bu sahne balığı vardır şimdi zaten. Yenmez o. Komutanım, Edirne Kapı Şehitliği'ne gider miyiz? Şehitleri ziyaret eder. Allah için bir Fatiha okuruz ha? Olmaz mı? Vakit olursa olur tabii aslan. Eyvallah. Komutanım. Bahar Hanım da İstanbul'daymış. Evet. Görüşecek misiniz? Yok, niye? Hiç, öyle bilmem. Sorayım dedim. Siz niye sormamanız gereken şeyler soruyorsunuz devamlı merak ediyorum zaten. Bakın ben müdahale etmek zorundaydım. Yoksa ölecekti. Cerrah yok muydu? Yoktu. Çok fazla yaralı vardı. Herkes başka bir yerdeydi. Ben mecbur kaldım. Şansımı denemek zorundaydım. Ama hastayı kurtaramadınız. Maalesef. Bunu değerlendireceğiz. Anneniz değerli bir insan. Bakın. Annemin değeri beni ilgilendirmiyor. Eğer benim yanlış yaptığımı düşünüyorsanız ben cezamı çekmeye hazırım. Ama ben yanlış bir şey yapmadım. Birini göz göre göre ölüme terk edemezdim. Şimdi o kız bu kapıdan girse ben yine aynı şeyi yaparım. Teşekkürler. Ne oldu? Resmen beni suçluyorlar. Merak etme ben her şeyi halledeceğim. Anne rica ediyorum karışma. Kızım niyetin diplomanı kaybetmek mi? Hayır tabii ki. İyi. Akşam geliyorsun değil mi davete? Anne benim derdim başımı açmış. Sen bana davetten bahsediyorsun. Bahar, kızım. Hani sen Karabayır'da çocuklar için bir şeyler yapmaktan bahsediyordun. Belki bir yardım etmek isteyen çıkar. Gel olmaz mı? Kim geliyor? İş adamları, doktorlar, bilim insanları. Hepsi çok önemli kişiler. Mutlaka katkı sağlamak isteyen çıkar. Tamam. Tamam bakarız. Bakarız deme kızım. Gel. Yarın yine gidersin. Öf anne, tamam gelirim. Tamam. Sığınmacılar oradalar. Bakın eğer dikkatli olmazsak buradaki herkes ölecek. Çaylak, Kibar, ikiniz. Tamam komutan. Aşık, Baba Hakkı. Sağa gidiyorsunuz. Anlaşıldı. Ben oradayım. Hadi. Çabuk ol be.
bin hadi. Tamam, kapattı kapıyı. Çok fazla sivil var. Görüyorum. Bunları yerleştirin. İyice gizleyin bunları. Tamamdır. Kimse sesini çıkarmasın. Tamamdır, merak etme. Ferdi Atasun burada. Adamı bulduk. Hadi kapat kapıyı, yürü yürü. Kibar, indir. Komutanım, biri var orada. Alın ha. Aşığı koruyun. Bastı burayı, yetişin. Yakındakiler gelsin. Dayan Aşık! Bakın anlamıyorsunuz. Tehlike altındasınız. Çolak denen adamın nasıl manyak bir cani olduğunu siz bilemezsiniz. Bakın beyefendi. Sizi anlıyorum. İşinizi yapmaya çalışıyorsunuz. İyi de ben korkup saklanırsam bu adamlar İstediğini elde etmiş olmayacak mı? Amaçları da zaten bu değil mi? Bu cesur tutumunuzdan dolayı sizi takdir ediyorum. Ama lütfen bu akşam o davete gitmeyin. Gideceğim. Kusura bakmayın ama gideceğim. Aydan biraz inatçıdır bu konuda. Tamam. Biz de orada olalım o zaman. Biz size karşı bir saldırı olacağını düşünüyoruz. Tek niyetimiz sizi korumak. Kimseyi rahatsız etmediğiniz sürece orada olmanızın benim için hiçbir sakıncası yok. Tamamdır. Merhabalar. Anne, kim bu beyefendiler? Öğrencilerim canım. Dün gece kadını alamadılar. Dahası Sarı İstanbul'a gitmiş. Az önce kadının evine girerken görmüşler. Öyle. Sarı işin içindeyse işimiz çok zor. Ben zaten zor severim. Yaparız elbet bir plan. Kamyonu basmışlar. Sivilleri alacaklar. Bizimkiler sıkışmış. Yardım istiyorlar. Ne yapalım? Sakın vermeyin o sivilleri. Duydun mu beni? Sakın vermeyin o sivilleri. Haber uçur. Kim var kim yoksa yığın oraya. O tüpler bizim hayatımız. Fırla! Uç! Uç! Kanat takıp uç! Hanım, iyi misiniz? İyiyim sanırım. Nereden vuruldun? Hiçbir yerimden. Nasıl yani?
Ulan telefona denk gelmiş. Oh, çok şükür. Gitti güzelim telefon ya. Komutanım, helikopteri nasıl arayacağız? Bakarız ondan sonra, hadi. Önce sığınmacıları çıkartalım. Çaylak. Yok bir şey, bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol. Biz Türk askerleriyiz. Bunlar sizi ölüme götürüyorlardı. İçinize biyolojik madde yerleştirdiler. Eğer bizi dinlerseniz buradan sağ salim kurtulursunuz. Şimdi yavaş inim, olur mu? Hadi. Gel amir. Komutanım. Kamyonu alsaydık. O iş zor. Nasıl götüreceğiz bu kadar insanı? Gerekirse sırtımıza götürürüz Feyzullah. Götürürüz komutanım. Kibar. Hepsi indi mi? Evet komutanım, indiler. Buradan hemen gitmemiz lazım. Beni takip edin. Hadi. Hadi afiyet olsun. Ters bir durumu yok değil mi doktor bey? Belki Ankara'ya nakletmek gerekebilir. Neden? Bakın yaranız ağır. Kalıcı bir şey olduysa belki malulen emekliliğiniz verilebilir. Doktor bey. Ne diyorsunuz siz? Ne emekliliği? Benim arkadaşlarım nerede? Mücadelede. Benim burada aldığım her nefes haram. Haram. Yanlış bakıyorsunuz. Yanlış falan bakmıyorum ben. Ben bir askerim. Asker. Asker gibi öleceğim. Evde yatağımda değil. Asker gibi öleceğim ben. Ben bir askerim. Asker gibi öleceğim. Anladınız mı? Asker gibi. Ali Aydar. Sakin ol. Ben bir askerim. Tamam, sakin ol, ne olur. Asker gibi öleceğim. Asker gibi öleceğim. Nereye gitti bunlar? Şu tarafa gitmişler. Komutanım. Zor durumdalar. Herkes bitti. Duramayız. Peşimize düşmüş olabilirler. Ne yapacağız peki komutanım? Kibar. Nereye gidiyoruz? Destek alabileceğimiz ilk yer komandoların üssü. Sınır ötesindeler. Ama en az 10 kilometre var. Bu kadar insan yürüyemez o kadar yolu komutanım. En az bir gün sürer. Olmadı geceyi bir yerde geçiririz. Yapamazlar komutanım. Yapmak zorundalar. Bırakalım da burada ölsünler mi? Komutanım. Yaşlılar var, çocuklar var. Amca. Yürümemiz lazım. Siz gidin. Ben dayanamam. Dayanacaksın. Seni burada bırakmam. Bırakın beni. Zaten ben kaç yaşındayım? Amcayı da yüklemişler. Ne yapacağız komutanım?
Yaşlıları vurun sırtınıza. Geride kimseyi bırakmıyoruz. Konu kapanmıştır. Anlaşıldı. Tamam komutanım. Komutanım, iz sürüyorlar, peşimizdeler. Yapacak bir şey yok. Gelsinler bakalım. Daha hızlı. Orman bizi korur. Anne. Biraz daha dayan kızım. Koçum, al arabayı. Götür aşağı otoparkta, arabaların arkasında bir yere koy. Beyefendi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Vale kartınız. Tamamdır. İyi eğlenceler. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yakışıklı abim hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun bu araç kartınız. Kamutay İltengin ne oğlum? Komutanım ne yapayım bu vardı. Siz buna şükredin ya Tuğber falan olsaydı. Allah cezanı versin Keşan. Yakışıklı abim anahtar sizde kaldı herhalde. Hop! Ay maşallah, analar neler doğuruyor. Şu güzelliğe bak, maşallah maşallah. Efendim hoş geldiniz. Ne alırsınız? Sıcak çikolata var mı? Hemen ayarlıyorum. Ters bir durum? Aydan Hanımlar yeni geldi. Şimdilik ters bir durum yok. Siz mi çalıyorsunuz? Playback mi? 6 yaşından beri çalıyorum efendim. Wow. Özel kuvvetli mi değil, yeteneksizsiniz yarışması. En odunumuz ben kaldım. Estağfurullah. Siz de tipten götürüyorsunuz. Yemezler. Efendim, sıcak çikolatanız. Çok mersi. Bana bak usludur, yakarım. Ya ben ne içeceğime karar veremedim de ne tavsiye edersiniz? Sizin gibi güzel bir hanımefendiye yardım etmek tabii isterim. Alkollü, alkolsüz. Alkollü. O zaman kendinizi kollarıma bırakabilirsiniz. Hayırdır? Masaj mı yapacağım? Sanki şu sol omzunuzda ufak bir kulunç var. İsterseniz onu alabilirim. Burada mı? İsterseniz size de gidebiliriz. Deli misin sen ya? Şu an görevdeyim. Yani çalışıyorum. Sonuç? Ben size bir beyaz şarap getireyim. Bu konuyu daha detaylı konuşalım. Sıcak çikolatanızı tazeleyeyim mi efendim?
Tazeleyeceğim şimdi seni. Hay hay, hemen tazeliyorum. Yavuz burada. Güzel. Aydan Hanım'ı bize o getirecek. Hem de kendi elleriyle. Anne çok üşüdüm. Komutanım. Biraz daha durmazsak bunlar ölecek. Duramayız. Komutanım, durmak zorundayız. Hadi bakalım. Komutanım, peşimizdeler ama hala. Tamam. Yarım saat mola. Yiyeceklerinizi, içeceklerinizi verin. Hadi bakalım. Gel, 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 gel. Sen de gel. Hadi çökün bakalım, şöyle oturun biraz. Hadi gel. Çök, 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 çök. Hoppa. Gel kardeşinin yanına sen de. Gel böyle, gel, 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 gel. Dön sırtını bana. Tamam. Alın bakalım. Alın hadi, karnınızı doyurun. Hadi. Hadi. Komutanım. Hava bayağı soğudu. Sokulun şöyle. Amcacığım. Gel be sen. Gelin bakalım çocuklar. Hadi. Aşık, İbrahim tamam. Kibar. Git bir bak bir gelen giden var mı? Çaylak, gece görüşü ver. Buyurun komutan. Yaklaştılar. Bir kilometreden az var. Gidelim hemen. Gidemeyiz. Onların bizi bulamayacağı bir yerde saklanmak en iyisi. Ya bulurlarsa? O zaman çatışacağız. Başka çaresi yok. Sivil zayiat veririz komutan. Vermeyeceğiz. Emredersiniz komutan. Emredersiniz. Emredersiniz. Emredersiniz komutan. Sakin ol. Bir şey olmayacak. Biz buradayız. Geçecek. Sakin. Sakin ol. Neden Zafer'den haber yok hala? Komutanım arıyorum. Uydu telefonla açmıyorlar. Bölgeye yakın İHA'larımız var mı? Sorarım komutanım. Bölgeyi iyice araştırsınlar. Olmadı bir ekip daha çıkaralım. Emredersiniz komutanım. Neredesin be Zafer? Neredesin? Ne kadar güzel bir gece, öyle değil mi? Evet. Ha bu arada, adım Salim. İş adamıyım. Siz ne işle meşgulsünüz? Avukatım. Başarısız bir avukat olmalısınız. Nereden çıkardınız? Kötü bir yalancısınız.
Demek ki dürüst bir avukatım. Lafı fazla uzatmadan şunu size takdim edeyim. Kulağınıza takın. Karşıda tanıdık bir sesle karşılaşacaksınız. Ha bu arada gözüm üzerinizde. Sizi takip ediyor olacağım. Her hareketinizi. Neredesin? Neredeyim? Hala öğrenemedin değil mi? Ben her yerdeyim Sara. Bak, şimdi de sana en yakın yerdeyim. Neyse, muhabbeti kısa keselim. Bu gece çok işimiz var Sarışın. Bu gece ben ne dersem yapacaksın. Anlaştık mı? Niye yapayım bunu? Güzel soru. Ben de olsam sorardım. Şu sağ tarafındaki garsonu görüyor musun? Orada ileride. Sen beni her dinlemediğinde oradan bir kişi inecek. Mesela az önce dinlemedin ya. Aynen şu olacak. En sevdiğim kısmına geldik. Bakınız şekil bira. İndir. Hoppa. Nasıl? Cesedi iyi sakla. Kimseye yakalanma. Elini çabuk tut. Daha yapacak çok iş var sarışım. Evet sarışım. Eğer hazırsan oyunumuz şimdi başlıyor. Oyunumuzun adı şu Sarı. Katil kim? Anlaştık mı? Hangisi katil? Eğer adamlarına en ufak bir işaret çaktığını görürsem hepsini teker teker indirtirim. Anlaşıldı mı? Ve bilirsin bunu büyük bir zevkle yaparım. Ama bu akşam istediğim bu değil. Ne? Güzel. Aydan'ı bana getireceksin. Daha doğrusu adamlarıma teslim etmeni. Asla hayatta yapmam bunu. Öyle mi? Sen bilirsin. Sarı, emin misin? O zaman şu yanından geçmekte olan sevimli kıza indirelim. Hazır. Tamam, tamam. Tamam, lanet olası pislik. Dediğini yapacağım ama kimseye zarar vermeyeceğine söz vereceksin. Bana söz verdirme. Söz verdim mi tutamıyorum biliyorsun. Pardon, ben seni hala insan sanıyorum. Rica ederim, mesleki deformasyon diyelim. Thank you.
tesadüf. Bana bak. Sakın kıza bir şey çaktırma. Beynini dağıtmak istemeyiz. Porselen gibi kız. Patlatmayalım kafasını. Sana doğru geliyor sarışın. Güzel karşıla kızı. Yavuz. Seni gördüğüne çok sevindi. Bence sarılmalısın. Senin burada ne işin var? Yalnız o benim lafım. Kötü kötü şakalar. Hayır, ciddiyim. Senin burada ne işin var? Hadi cevap ver kıza. Onun için buradasın. Dur. Hatta ona sürpriz yapmak istedim. Sana sürpriz yapmak istedim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ne? Güzel bir şeyler söyle kıza. İltifat falan et bari. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de gayet iyisin. Bu kadar mı? Hadi sarı. Hepsi bu mu? Daha iyisini yapabilirsin. Hadi daha güzel bir şeyler söyle. Işıldıyorsun resmen. Bu kadar güzel olduğunu fark etmemişim. Beni utandırıyorsun. Hiç fena değil. Gerçekten benim için mi geldin? Evet, başka niye olabilir ki? Aydan abla annemin çok yakın arkadaşım. Hatta bu derneği beraber kurdular. Öyle mi? Ne güzel. Gel tanıştırayım seni. Gel. Yo, şimdi rahatsız etmeyelim. Daha sonra tanışalım. Hadi gel ya. Sakın kırma kızı. Çok ayıp olur. O şimdi seni herkese gösterecek. Sonra sen gittikten sonra teker teker insanların senin hakkındaki fikirlerini öğrenecek. Oğlum sen artık müstakbel damat adayısın. Saçmalama lan. Bir şey mi dedin? Yok. Hadi. Ne oluyor ya? Bir şey anladıysan ne olayım? Doktorun burada ne işi var? Sen bir şey anlamadın. Ben zerre bir şey anlamadım. Eyvah eyvah. Aydan Hanım'ın yanına gidiyorlar. Neyse ben servise devam edeyim. Kolay gelsin piyanist. Anneciğim bak kim burada? Yavuz Bey. Merhaba nasılsınız? Ne işiniz var burada sizin? Yalnız benim lütfen. Aynı şakayı bana da yaptı. Aydan ablacığım tanıştırayım. Arkadaşım Yavuz. Memnun oldum. Ben de efendim. Sessiz olun. Sakın konuşmayın. Tamam mı? Tamam. Yaklaşmışlardır. Burada olduğumuzu anlamalılar. Eğilin iyice. Başınızı falan çıkarmayın. Tamam mı? Eğil. Gelmek üzereler. Şşş, tamam. Sakin ol. Korkuyorum. Öldürecekler bizi. Biz buradayken size kimse dokunamaz. Tamam mı? Bana bir şey olursa o oğluma bakarsın değil mi? Oğluna da sana da hiçbir şey olmayacak. Yaklaşıyorlar. İyiyim, niye? Bir tedirgin görünüyorsun. Biraz heyecanlandım galiba. Huzurlarınıza vakfımızın kurucuları Aydan Karakurt ve Funda Kutlu'yu davet ediyorum.
Hoş geldiniz. Bu akşam burada bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sayenizde her yıl binlerce çocuk okuyor ve ihtiyaçları gideriliyor. Sizin bu büyük fedakarlığınız olmasa biz bunu başaramazdık. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 5000'den fazla çocuk okuttuk. Ama henüz işin başındayız. Nereye? Geliyorum. Bana bak. Senin gibi işler çeviriyor galiba. Daha yapacak çok işimiz var. İyi akşamlar. Benim de söyleyecek birkaç cümlem var. Ne oluyor kızım? Kusura bakmayın, ben davetsiz geldim buraya. Bunun için öncelikle annemden, sonra hepinizden özür dilerim. Benim harika bir hayatım vardı. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okudum. Sonra yurt dışına gittim. Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika, Nepal. Hepsini gördüm. Yanlış anlamayın. Burada yaptığınız şeye sonsuz saygım var. Çocuklara yardım ediyorsunuz. İhtiyaç sahiplerine. Bu çok iyi bir şey. Ama ne oldu biliyor musunuz? Ben bir süre önce Karabayır'a taşındım. Şimdi size haritadaki yerini sorsam bana parmakla gösteremezsiniz. Ama yanlış anlamayın. Bunun için yargılamıyorum sizi. Çünkü ben de öyleydim. Oraya gittikten sonra ne öğrendim biliyor musunuz? Aslında bu işin parayla hiçbir ilgisi yok. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Yaptığımız yardımların hepsini vergiden düştüğünüzü biliyoruz. Bahar yeter. Anneciğim bir dakika. Ben sizden para istemeye gelmedim. Bana bizzat gelip yardımcı olacak insanlar arıyorum. Cüzdanlarını bırakıp kalpleriyle, gönülleriyle yanımızda olacak insanlara ihtiyacımız var. Oradaki insanlar kendilerini unutulmuş hissediyorlar. Yok sayılmış, görmezden gelinmiş. Ki bunda da haklılar. Çünkü bunu biz yaptık. Öncelikle benim, sonra hepimizin unuttuğu bir şey var. Oradaki insanlar bu ülkenin bir kısmı değil. Oradaki insanlar bu ülkenin ta kendisi. Yardımlarınızı bekliyorum. Kızım Bahar, bu akşam çok heyecanlı. Kusuruna bakmayın. Hadi artık dans edelim biraz. Lütfen buyurun. Harika bir konuşmaydı. Öyle sizinkiler gibi bağıra bağıra olmadı ama. Hiç tavsiye etmem. İzninizle. Bahar Hanım'dı değil mi? Merhaba. Konuşmanızdan çok etkilendim. Burada 100.000 lira var. Lütfen kabul edin. Gerçekten yardım etmek istiyorum. Yavuz çok pardon. Buyur buyur. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorsun ama anlamıyorsun belli ki. Bu çeki al. İkili buradan. Çok etkilenmişmiş de. Ya ben bu kızı sevmeye başladım galiba. Sen birine mi bakıyorsun? Yok. Ben aradığımı buldum. Bir alışkanlık. Devamlı tetikte olmaya alışmışız. Ne ya, ama rahatla biraz. Burası Karabayır değil ki. Bize her yer Karabayır. Sonra dansı kaldırmayacak mısın hanım kızımıza? Fazla ileri gidiyorsun. Yapma. Sen bilirsin. Senin yanındaki kızı indir. Dans eder misin? Thank you.
burada bir yerdeler. İlerlememişler. Dağılın bakın etrafa. Mesafeli davrandıktan sonra yaptığın hareket beni çok şaşırttı. Ne düşünmeliyim? Hadi cevap ver. Dengesizliğini açıkla hadi. Bilmem. Kalbini kapatmış gibiydin. Sanki bu yaz 1000 yıl sürecek gibiydi. Bak sen beni... Sakın. Sakın kızı üzme sarışın. Kızı üzersen beni de üzersin. Ben seninle. Sarı sana bir şey diyeyim mi? Bence sen Merve'yi o kadar da sevmiyorsun. Bu porselenle daha güzel oldunuz sanki. Hı? Hayat uzun. Kimin ne zaman karşına çıkacağı belli olmuyor. Dayı oğlu, bunlar ne iş ya? İyice işi pişirdiler ha. Biz haftaya doktoru istemeye gideriz, söyleyeyim sana. Salak salak konuşma. Eline bak. Görüyor musun? Oğlum, kızın belini fazla sıkıyor. Şöyle biraz daha hafif bıraksa, böyle kuğu gibi. O zaman daha güzel olacak. Ateş, parmaklarına bak. Fethi, ne parmağı ya? Parmaklarına bak lan. Sayfa 5. Sana bir soru soracağım ama dürüst cevap vereceksin. Sor. Başka koşullarda karşılaşmış olsaydık başka şansımız var mıydı sence? Cevap ver. Benim elimi değdiğim ölüyor desene. Sıra sende desene. Sıradaki sensin desene. Sen hiç aynada kendine baktın mı? Sadece gülerken kısılan gözlerine aşık olacak. 1000000 tane erkek biliyorum. Vay 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 vay. Bravo Sıra. Beni bile etkiledin. Neler varmış sende? Demek stage oluyormuş ha. Korkmaya başladım. Neden? Kadınlara bu kadar güzel iltifat etmen hoş değil. O niye? Çapkınlık emaresi. Çapkın biri gibi mi duruyorum? Hayır, sevdiğini ölümüne sevecek biri gibi duruyorsun. Bir kaplumbağa beslesen bile onun için her şeyi yaparsın. Yaptığın her şeyi tutkuyla yapıyorsun. Ülkeni de tutkuyla koruyorsun. Sevdiğin kızını yeryüzünde sadece o varmış gibi hissettirebilirsin. Korkmaya başladım. Neden? Beni bu kadar iyi tanıyor olman hiç hoşuma gitmiyor. Sonsuza dek saklayamazsın. Bir öpücüğün tam sırası bence.
yapsene kıza. Dediğimi yap kızı. Dediğimi yap, öp şu kızı. Sarı. Hadi tut şu kızı belinden. Çek kendine. Aa, şöyle. Öp artık. Selam, ne haber? Ben birazdan çıkıyorum. Ya bacım bir müsaade et ya. Bacım mı? He bacım. Hadi hadi. Hadi git hadi. Hala çözemedin mi? Ateş bir şey oluyor. Neredeyse öpüşecekler. Yavuz komutanım böyle bir şey yapmaz. Hadi. Yavuz ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Biraz ileri gitmiyor musun? Sarışın, öp kıza. Öp, öp. Dediğimi yap, biri inmesin aşağı. Öp kızı. Öp lan kızı. Gidelim. Ne olur. Yavuz, biraz duralım artık. Bahar, bu ne rezillik? Ne rezili anne? Herkesin içinde olacak iş mi bu? Ne oldu çözdün mü? İçeride birisi var. Katil. Tamam, sakin ol. Arayın diyor. Niye daha önce bize söylemedi ki? Söyleyemedi demek ki. Yoksa niye Morse alfabesi kullansın? Ben Keşanlı'yı arıyorum. Hemen içeri gel. Yürü. Anne ne yapıyorsun? Ben çocuk muyum? Çocuk değilsin diye bu kendini ulu orta yerde Bilal'imin kollarına atman anlamına gelmez. Rezil ettim beni herkese. Herkes bana bakıyor. Anne saçmalıyorsun, bırak. Yoklar burada, hadi devam. Bir dakika, Salih yok. Nerede bu? Bilmem, az önce buradaydı. Eyvah! Duydunuz mu? Bu böyle olmayacak. Siz gidin. Götürün herkesi buradan, çabuk. Komutanım siz? Ben burada kalırım. Şarjörü verin. Olmaz öyle şey. Gidin diyorum size. Komutanım. Gidin! Götürün o insanları buradan, çabuk. Alın komutanım, lazım olur. Hakkınızı helal. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun komutanım. Hadi çabuk. Tövbe teyzem. Derhal gidiyorsun buradan. Merak etme anne, giderim. Yavuz, hadi gidelim buradan. Tamam, sen çık, ben geleceğim. Ne demek geleceğim? Ya bir komutanımı gördüm de, şimdi selam vermezsem olmaz. Sen git, haberleşiriz. Haber bekle. Tamam, dışarıda bekliyorum. Ya kusura bakma, şimdi yanına gitmezsem gelmedin olur. Sen eve git, evde bekle. Tamam, zaten durmak istemiyorum burada. Silahını çek. Ne? Silahını çek dedim. Ne?
Şefik. Şefik. Şefik abi. Ay benim abim be. Neredeydin sen yıllardır? Ne yapıyorsun be adam? Ne Şefik? Pardon, ben sizi birine benzettim. Kusura bakmayın. Sto mudur nedir ya? Beyefendi, cüzdanınızı düşürmüşsünüz. Bana bakın lan. Delikanlı gibi söyleyin. Aranızda katil var mı? Nasıl abi? Katil diyorum, katil. Var mı içinizde? Yok. Hapçı var mı? O da yok. Sabıkalı var mı lan? Yok vallahi abi. Biz böyle zaten hepimiz Erzincanlıyız. Bizden böyle katil matili çıkmaz. Vatanını, memleketini seven insanlarız biz. Nerede yaptın sen askerliği? Hakkari Çukurca, jandarma komando ediyorum. Allah belamı versin abi. Jandarma komando mu? Bak. Bak jandarma komando dedin. Benim tüyler diken diken oldu. Gel bir sarılayım sana. Gel. 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 Allah'ın akıllı. Neyse. Benim acelem var, gitmem lazım. Siz de sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Aman ha. Hadi. Hadi bakalım. Bana bakın! İçinizden mezara girmek isteyen varsa gelsin! Cehennem sizi bekliyor! Buradayım işte! Tek başıma! Yiyor mu he? Buradayım işte! Gelin! Gelin! Silahını. Silahı at. At dedim sana. Atın silahlarınızı yoksa kadını sıkarım.